Selamünaleyküm. Gününüz hayırlı ve bereketli olsun. Tarabya'dayız arkadaşlar. Hava güzel. Lodos var arkadaşlar. Bayağı da rüzgarlı bir durum. Suyun üstü Karadeniz akıyormuş gibi gözükse de altı kurşunlardan belli. Arkadaşlara da sordum. Marmara'ya doğru akıyor. Ama rüzgar güneyden kuzeye esiyor. Şu anda burada balıkçı arkadaşlarımızla baktım. Kraçanın üstünde istavrit çekiyorlar. Bu saate kadar kraça yapmış. Şimdi biraz istavrit geriye dönüyor arkadaşlar. Biraz normal boyu istavrit aldıklarını gördüm. Evet. Bu abimizin kolasındaki durum bu şekilde. İri istavrit de var arkadaş, yeni gelenler görüyorsunuz. Kraça da var. İstavrit boyutu daha yeni başlamış. Normalde bu saate kadar kraça çekmişler. Şimdi buradan Emirgan'a doğru geçiyorum arkadaşlar. Önce bir kalendere uğrayayım. Takibe devam. Allah'a emanet. Evet arkadaşlar, kalenderdeyiz. Şöyle bir genel görüntü vereyim size. Arkadaşlar, müthiş bir kalabalık var. Tabii buna sebep olan şey havanın güzel olması. Çaparılar dolu geliyor. Kraçanın üstü, böyle tam boy böyle istavrit diyemem de, kraçanın üstü arkadaşlar. Selamünaleyküm. Abim bereketli olsun. Rast gelsin. Eyvallah. Maşallah. Güzel balıkların var. Teşekkür ederim. Daha iyisi sizlerin olsun. Amin. Cümlemizin olsun. Şu delikanlının da olsun inşallah. Olsun. O delikanlının bugün oltası şey gitmedi. Ayarı kaçtı biraz. Tamam. Kısa yapılır. Kısa yapılır. Kısa sorun kısa değil. Kısa kaldı. Olsun. Rast gelsin. Evet arkadaşlar, balıkları gösterdik, kalabalığı da gösterdik, durum net. Çok fazla kovalara girmeyeceğim, millet keyfini çıkartıyor. Balık boylarına da gelince, şurada bir abimiz bir olta çekmiş, onu size göstereyim, oradan da çıkalım. Maşallah, bereketli olsun. Rast gelsin. Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Şimdi kalenderden çıktım. Yeniköy girişinde bir ufak bir mera var. Oraya baktım, oltacı yok. Bir de çıkışında marinanın olduğu yerde bir mera var. Oraya da baktım, orada da yok. Şu anda da Tokmak Burnu'ndayım. Arkadaşlar, Tokmak Burnu'ndaki geçen günkü o iri istavritler bugün yok. Bugün yine kraçaya çevirmiş. Bereketli olsun, rast gelsin. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok fazla bir heyecan yok. Niye? Çünkü balık ince. Arkadaşlar, dediğim gibi videoyu fazla uzun tutup sizi sıkmayayım. Buradan sütüşe geçeyim. Bakalım orada durumları nasıl. Selamünaleyküm. Emirgan sütüşteyiz. Geçen yorumda arkadaşımız bahsetmiş, demiş ki abi, gezdiğin yerlerde saati söylemiyorsun, saati de söylesen bizim için faydalı olur. Arkadaşlar, Tarabya'da çekime saat 15'te başladım, yani saat 3'te. Şu anda da saat 4, Emirgan sütüşteyim. Burada sanki biraz balık büyümüş, kraçanın üstünde alıyorlar gibi hissettim, birkaç kovayı gördüm. Bir de şurada Serkan'ın havuzuna bakalım, buradaki balıkların boyu nasıl? Selamünaleyküm, hayırlı işler. Merhabalar. Merhabalar. Nasıl gidiyor balık? İyi, şükürler olsun. Sabah güzeldi de kesti şimdi gibi bir şey. Seyrek. Sabah iyi yaptı. Araba yani. Açıktan giriş istavrit geliyordu sabah.
Öğleden sonra seyrekleşti. Arkadaşlar Sarayburnu'nda çıkıyor. Tüyoyu vereyim kovalayanlara. Eyvallah. Şu an Sarayburnu. Burada bir şey beklemeyin. Çinekop lüfer. Çinekop lüfer yok. Boyacıköy'de bugün yarım balık geliyormuş. Yarım balık geliyorsa? Yani o zaman aşağıda canavar var. Canavar var aşağıda da tek tek. Boyacıköy'de öyle bir duyum aldım. Balıklar yarım geliyor diye söylediler. Herhalde lodos kestiği zaman yarın deneyeceğiz. Balık yapar diyorsun. Kısmetse. Nasip. Deneyeceğiz. Evet. Yapar demiyoruz. Nasip diyelim o zaman. Aynen. Evet arkadaşlar. Burada da bir kalabalık var. Yok değil. Ama balık boylarını az evvel gösterdim. Kıraça ve kıraçanın üstü. Sabahleyin balık yaptı diyorlar. Tabii İstavrit adına konuşuyorlar. Çinekop veyahut da bir başka bir şey. Umutlanmayın, beklemeyin. Sabahleyin ben de istihbaratını aldım. Boyacıköy'de balık var mı diye bir arkadaşla görüştük. Balık yok arkadaşlar. Ha, millet oltasını almış. Burada vakit geçiriyor. Arkadaşlar Balta Limanı'ndayız. Tekrardan merhaba, selamlar. Buranın duayenleri gelmemiş. Burada balık yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mera çok yoğun değil. Rapala atan yok. Çaparıyla çalışıyorlar. Bir iki kovaya baktım arkadaşlar. Yani hep kıraçaları göstermek veyahut da küçük boy ince istavritleri göstermek hoş olmuyor. Ben de video fazla uzun olmasın diye size genel bir değerlendirme yapıyorum bulunduğum mera hakkında. Gördüğünüz gibi çok kalabalık değil. Öyle kayda değer aman aman da bir balık çeken yok. Buradan şimdi kale dibine geçiyorum arkadaşlar. Selametle. Evet arkadaşlar selamünaleyküm. Şu anda saat 16.15. Kaledebi Hisar önündeyiz arkadaşlar. Burada oltacı balıkçı görmedim. Şu ileride bir iki tane arkadaş var. Onların kovasına baktım. Burada da durum değişmiyor arkadaşlar. Aynı kıraça var. İstavrit boyunda balık görmedim. Evet arkadaşlar Aşiyan'dayız. Karşı tarafta Beygos tarafındaki bayrağı görüyorsunuz. Güneyden kuzeye doğru esiyor. Suyun üstü böyle ama kurşun sağ tarafa gidiyor. Arkadaşlar burada da şu anda kıraçanın üzerinde istavrit alıyorlar. Balıklar sanki biraz irileşmiş gibi. Çok fazla kalabalık yok. Maşallah, maşallah, maşallah dayımızın oltasına. Çok güzel. Gördüğünüz gibi. Kanka iyi alıştın be ya. Maşallah. Maşallah dayı. İstavritlerin gayet güzel. Ne güzel ma. Parası istedim. Tamam. Ha. Veririz. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Ayşiyan'da kıraçanın üzerinde. Dayım rast gelsin, bereketli olsun. Evet arkadaşlar Ayşiyan'da balıkçı abilerimiz balıklarını alıyorlar gördüğünüz gibi. Maşallah maşallah. Arkadaşlar balık açıkta ve derinde. Göksel abi kurşunu değiştirdi, balık almaya başladı. Yoksa yukarıda kıraça yapıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi martılar da geldi, yayılmaya başladı. Ayşiyan'dan görüntülerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Merayı taramaya devam. Selametle inşallah. Maşallah, maşallah. Bayağı da kıraça var ya. Rast gelsin. Maşallah, rast gelsin, kolay gelsin. Arkadaşlar hangi oltaya baksam kıraça dolu. Kovalara bakmak bile doğru değil yani şu anda gördüğünüz gibi. Misine kalınlığınız 22 olur, 24 olur, 28 olur. 30'a kadar yolu var. 150 gram kurşunla açığa atabiliyorsanız iri istavrit alıyorsunuz arkadaş. Dipte
ve açıkta iri istavrit var. Bugünkü Boğaz'daki anladığım bu. Birkaç atışta ben yaptım Göksel abinin orada. Kurşunumuzu değiştirdik. Biraz açığa attık. Arkadaşlar fark etti. Yani kıraçadan kurtarıyorsunuz. O zaman iri istavriti alabiliyorsunuz. Gelmek isteyen arkadaşların takımlarını buna göre düzenlemeleri kendi menfaatlerine olur. Bizden bilgilendirmesi. İnce istavrit alıyor. Bazen kıraça doluyor. Kovalara bakmayı tercih etmedim. Sadece size oltadan görüntüler verdim. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Arkadaşlar saat 18. Galata Köprüsü'nün Galata ayağındayız. Gördüğüm kadarıyla kıraça çok az arkadaşlar. İstavritlerde 12-13 santim. Arkadaşlar kolay gelsin, rast gelsin. Selamünaleyküm. Ne yapıyoruz? Yemli mi yapıyoruz? Yok çarpma akşam için. Maşallah istavritleriniz de güzel. Evet sandviç. Evet sandviç. Bereketli olsun. Rast gelsin. Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar köprü kalabalık. Yer var mı derseniz. Sıkışmaca bir yer var. Öyle şey yok. Çok seyrek bir aralık yok. Ama balık var mı derseniz. Balık var. Yemli çalışıyorlar. Fena değil. Bakalım şimdi. Karaköy ayağına bir geçelim. Orada durumlar nedir? Evet arkadaşlar. Karaköy tarafındayız. Çok ileri gitmiyorum çünkü orada müzik var. Telif hakkı yiyoruz. Şuradan size bir bakayım. Durumlar nedir? Selamünaleyküm. Rast gelsin. Kolay gelsin. Bakabilir miyim balıklarına? Maşallah. Maşallah. Ay maşallah. Ne güzeller. Cam gibi. Afiyet olsun. Bereketli olsun. Arkadaşlar. Sona kadar gidemiyorum. Orada müzik çalıyorlar. Ondan dolayı da telif yiyoruz. Videomuza yasak geliyor. Şöyle genel bir görüntü vereyim. Burada da istavrit almışlar arkadaşlar. Dediğim gibi çaparı çalışmıyor arkadaşlar. Yemli. Yemli yapıyorlar. Şu şekilde bir genel görüntü vereyim size. Yoğunluk bu şekilde. Ben şimdi buradan bir de İskele tarafına, Eminönü tarafına geçeyim. Bir de oradan görüntü alalım. Evet arkadaşlar, balıklarımızı görüyorsunuz renkli renkli. Hepsi kıpır kıpır. İzmaritimiz var, yaprağımız var. Efendime söyleyeyim. İstavritimiz var. Hayırlı işler, rast gelsin, bereketli olsun. Maşallah, burada da güzel bir kovamız var. Maşallah, maşallah, maşallah. Hoş bulduk abim. Nasılsın? Teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? İyi abicim. Nasıl gidiyor? Merhaba abi. Merhabalar. Nasıl gidiyor? Kovalar maşallah çok renkli bugün. Yemli yapıyor. Çok abi, renkli. İzmarit. İzmarit var. Hamdolsun. Çok şükür dolaşıyoruz. Geçmiş olsun. Deprem şeylerini de izledim abi. Abim Allah razı olsun. Sağ ol. Bayağı cümlemize abi. Geçmiş olsun. Cümlemizin başı sağ olsun. Abi sana da rast gelsin. Sağ ol abi. Anladın değil mi bunu? Ne yapıyorsun? Yemli mi yapıyorsun? O da yeni geldi. He, tavuğu çıkartıyorsun. Biz yemiyoruz abi, tavuğu balıklara veriyoruz. İyi, hadi bakalım. Hadi rast gelsin, eyvallah. Lokumunu yiyemedik ama. Abi eyvallah. Eyvallah abim, teşekkür ederim, sağ olasın. Lokumunu yiyemedik. Abi bir gün özel getiririz, canın sağ olsun. Selamünaleyküm. Yemli çalışıyorlar. İstavrit de var. İzmarit de var. Ama başka balık görmedim. Hani o palamutları, çinekopları, o eskiden gördüğünüz balıkları tuttuğunuza sayın arkadaşlar. Bugünkü durum böyle. Arkadaşlar elinden geleni yapmaya çalışıyor ama biliyorsunuz bu yemli çapari biraz sabır işi. Köprümüzün bu ayağından da görüntümüz bu şekilde. Buradan balık ekmek tarafına bir geçelim inşallah. Saati soran arkadaşlar için de söyleyeyim arkadaşlar. Saat 6. 18. Hadi selametle. Evet
arkadaşlar, balık ekmek tarafındayız. Maşallah abimiz çok güzel bir istavrit çekti. Abi bereketli olsun. Maşallah çok güzel bir istavrit. Takoza yakın. Bereketli olsun abi. Evet arkadaşlar, balık ekmek tarafındayız. Şöyle bir bakalım. Cemiyetten, cemaatten kimler var, kimler yok, ne almışlar, ne vermişler. Selamünaleyküm, bereketli olsun. Nasıl balıklarımız? Kıpır kıpır mı? Kıpır kıpır abi. Biraz da canlı olsa yine iyi olur değil mi? Evet. Boylanır inşallah. Boylanır inşallah. Oo, Adil abi. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Kardeşim. Sağ ol abi. Kolay abi gelsin. Rast gelsin. Sağ ol. Ne var ne yok canım benim. Allah'a hamdolsun. Nasıl gidiyor Adil abi? Kaçta geldin? Ben yeni geldim. Yeni geldin. Yeni geldim. Çinekop'a takılacağım varsa. Çinekop yok. Hiçbir yerde görmedim. Olsun. İzmarit. Belki yapar diye. Bir İzmarit var, istavrit var. İsmetimizde ne varsa onu alır gideriz. Su sıcak ama ya. Aynen. Çinekop yapacağını düşünmüyorum. Bir, ikincisi istavrit de var, kıraça da var. Hepsinden bozuldu. Tamam, şunu söyleyeyim. İstavrit de var, kıraça da var. Niye var? Çinekop olmadığı için, büyük balık olmadığı İzmarit için. İzmarit çıkıyor biliyorsun değil mi? Tabii. İzmarit var, evet. Şaşırdım İzmarit ya. De bayağı bereket var. İnşallah. Burada bile var. Hatta abimiz yeni çekmiş bak. Aynen. Canlı canlı dimdik duruyorlar. Aynen. Abi tavsiyem sen güzel çaparını, o verimli çaparını yap yemli bir şekilde. Ha. Hazır bir şekilde. Ha, bekliyor musun? Aynen. Evet, kamışın ucu boş. Her şeyi hazır. Tamam. Onu biraz kararmasını bekliyorum. Onu biraz yap. Ondan sonra bereketli olsun tamam. İnşallah. Hadi Allah'a emanet. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, köprümüzün bu ayağında da verim olarak diğer ayaklara bakıyorum. Sanki biraz burada verim düşük. Abi oh. Kolay gelsin. Sağ ol abi, selamünaleyküm. Nasılsın? Aleykümselam abi, sağ ol. Sen nasılsın, iyisin? Allah'a hamdolsun. Abi 3 tane şimdi, 3 tane yaprak iade ettim. Öptük, sevdik, yaprak, iade ettik. Yaprak aldın. 3 tane yaprak iade ettik. Orada istavrit 3 saattir tık yok bu taraf, tık yok. Bu tarafta yok. Yani 2 tane tuttum, 3 saatte 2 istavrit hepsi. Diğer taraflar sanki biraz daha verimli abi. O taraf güzel yapıyordu. Evet. Ben Eleki geldiğim saatlerde o taraf, Karaköy iki tarafta güzel yapıyor. Gezdim de buraya geldim. Karaköy tarafı da, Galata tarafı da balık yapmış. Yapmış. Hatta ben geldiğimde saat herhalde 2.30-3 falandı. Kovaları doldurmuşlar diyor. O taraf balık yapmış. Bu taraf. İskele tarafıyla bu taraf biraz verim düşük. Düşük ama çinekop var. Var da. Abi yaprak. 3 tane şimdi peş peşe her atışta alıyorum. 3. atışı yaptım. Zaten abi iri çinekop olsa sen istavrit alamazsın. Ya tabii ki ya. Tabii ki. Abi Allah'a emanet. Rast gelsin. Hayırlı akşamlar. Evet, abimizin yorumlarıyla birlikte olay netleşti. Mesela bu abilerimiz sabahleyin gelmiş. Maşallah, maşallah. Selamun aleyküm. Rast gelsin. Bereketli olsun. Rast gelsin. Rast gelsin. Maşallah, maşallah. Evet arkadaşlar, bu tarafta balık incelmiş. Sabah erkenden gelenlerin balıkları da o kadar. Boyları da düşük. Ama şu andaki burada randıman düşük arkadaşlar. Galata tarafıyla Karaköy İskele tarafı güzel balık yapmış. Eminönü İskele tarafıyla da balık ekmek tarafı ince istavrit yapmış. Arkadaşlar Galata tarafı köprü olarak genel anlamda yemli çalışıyor. İzmarit var. Birkaç tane yaprak çinekop almışlar. Salmışlar arkadaşlar. Doğrusunu yapmışlar. Şu anda genel görüntü olarak aralarda yer bulmak mümkün. Çok kalabalık değil. Bu kalabalığın sebebi de havanın biraz güzel olması. Görüyorsunuz karşı tarafta da aynı bu şekilde. Evet arkadaşlar, Allah nasip etti. Sarayburnu'na geldik. Niyetimizde gelmek vardı ama emin değildik. Boğazımızın Marmara'ya karıştığı son nokta. Bundan sonra Marmara arkadaşlar. Bakalım burada balıkçı, balık durumu neydir, ne değildir? Abim hayırlı akşamların olsun. İyi akşamlar. Balık bitti mi? Balık kapandı. Kapandı mı? Güneş battıktan sonra zaten artık şeye, çapariye balık gelmiyor. 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 Şu anda artık toplandı bilet. Burada da yemli olmuyor. Burada yemli şu anda zamanı değil abi. Biraz daha yaza doğru. Hmm.
Köprüye gitmek lazım o zaman, yemle çalışsın. Şu anda köprüye gitmek lazım. Tabii. Hava karardı mı çaparı bitiyor. Çaparı, hava karardı. Kaçta geldin abi? Gece çaparısı devam edebilir. Hmm. O yaldızlı, parlak çaparılar var. Şey, vardır. Çingene, filoşlu. Tabii, o filoşlu, kaba filoşlu balık devam eder de genellikle gündüz balığı alınca balıkçı akşama bırakmıyor işi. Yani. Bırakmıyor. Akşama bırakmıyor. Kaçta geldin abi? Ben geç geldim ya, 12.30, 1 civarı. Nasıl geçti avın? Av çok aşırı kalabalık vardı, biz balık da tutmadık yani. Daha çok kenarda durduk, bazen girdik çünkü cumartesi olduğu için hafta sonları hem yabancı geldi. Evet, geliyor. Bugün biraz da hava güzeldi, yabancı da geldi. Yarım metre. Balık geldi. Oldu mu? Balık vardı. Balık vardı. İri istavrit, küçük istavrit. Güzel, istavrit. Kıraça. Seyrek olarak, yok kıraça yok. Kıraça yoktu. İstavrit var, bazen de iri istavrit var. Şey geliyor. Kaç gramla çalıştı çaparı bugün burada? 125. 100 de çalıştık. Aşağıdan mı aldınız, derinden mi aldınız? Dipten. Dipten aldınız. Dipten aldık. Evet. Bugün Aşiyan'daki abilerimiz de kurşunlarını değiştirdi. Üstten kıraça topluyorlardı. Sonradan fark ettiler balığın dipte olduğunu ve açıkta olduğunu. Sarayburnu da aynı noktada ağır kurşunla dipten çalışmış. Tabii. İri balık. Kıraça hiç yok zaten. Demek ki oralar biraz daha sığ bölge. Ama orada iskeleler, işte girişler, çıkışlar, burunlar var ama burası akıntılı. Doğru. Burada kıraça durmaz. Doğru. Abi çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamların olsun. Akşamlar. Abiler hayırlı akşamlarınız olsun, bereketli olsun. Bakabilir miyim balıklarınıza? Ay maşallah, ay maşallah, ay maşallah. Ne güzel. Kaçta geldiniz abi? Saat 4. 4'te geldiniz. Abi bakabilir miyim? Müsaaden var mı? Çok bir şey yok, bakabilirsiniz. Maşallah. Güzel orta boyu istavrit almışsın abi. Maşallah. Elinize sağlık. Şimdi ne yaptık? Toparlandık, gidiyoruz mu? Rapalı atacaksınız. Evet. Geldi mi abi bugün hiçbir şey? Yok. Vuruşu aldınız mı? Hayırlısı olsun inşallah. Bereketli olsun. Sağ ol. Evet arkadaşlar. Sarayburnu'ndaki abilerimiz. Çaparıyı bitirmişler. Gündüz çaparısını. Şu anda da bir iki rapala denemesi yapmışlar. Oltaları dolaştığı için de mola vermişler. Sarayburnu'nda sabahleyin güzel balık yapmış arkadaşlar. Şu anda saat 18.40. Dalgayı görüyorsunuz. Az evvel tekne geçti. Vurmaya başladı. Yani burada 150 gramlık bir kurşunla gündüz iyi bir çaparı iş yapmış. Ama şu anda da akşam olduğu için balıkçı abilerimiz biliyor. Akşamleyin çaparının çalışmayacağını. Çalışsa da vuruşların az olacağını, randımanın az olacağını. Toplamışlar, gidiyorlar. Fakat bir iki abimiz de rapala çalıştırmaya çalışıyor. Bakalım nasiplerinde ne var. Arkadaşlar yayınımız burada bitiyor. İzlediğiniz için, beğendiğiniz için, paylaştığınız için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Bu görüntüleri alan, bu dakikaya kadar beni sıkılmadan izleyen arkadaşlara Allah razı olsun. Beğenelim, paylaşalım. Hepiniz sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet.